Bu sefer karıma dokunursan, gebertirim seni. Seni kimse elimden alamaz. Aç kapıyı! Ela! Ah Oğuz. Ah Oğuz, nasıl saklarsın iflas ettiğini? Neden? Aç kapıyı! Ela! Aç yalancı namussuz! Aç kapıyı sana! Aç kapıyı! Seni haysiyetsiz! Karı! Bana yalan söyledin. Hani çocuğun olmayacaktı? Ha? Namussuz karı. Namussuz. Aman belası. Eda! Göstereceğim sana günü. Eda'mlar yok galiba köşkte. Çık dışarı Ela! Remzi polisi çık ara. Dışarı! Yazık. Ne bakıyorsunuz lan? Ha? Ne bakıyorsunuz lan? Ay çocuğum. Aç kapıyı diyorum. Ela! Çık dışarı! Yalancı karı! Çık dışarı Ela! Aç lan kapıyı. Aç kapıyı dedim. Çık dışarı. Namussuz karı. Çık dışarı. Sen ne yaptın? Gel lan burada. Oy çiçi bana. Namussuz seni. Hani Eda'nın çocuğu olmayacaktı ha? Ama maşallah seni üretip devam ediyor. Sen benim karım hakkında doğru konuş lan. Bırak. 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 Lan bırak şunu lan! Ne oluyor burada? Ya memur bey! Benim karımın eski kocası. Bu ev benim be! Bırakın! Dur! Neredesin ya? Neredesin? Sana şu telefonu. Sustur şu telefonu ya. Herkes niye benden kaçıyor? Önce oğlum, şimdi de Yama. Yok hayatım, bir şey olmadı ya. Oğuz, Allah aşkına kaşına ne oldu? Yok hayatım, gerçekten ya meczubun biri işte yolunu şaşırmış, girmiş bizim köşke. Oldu işte olan. Ne yaptın ya? Kavga mı ettin elin delisiyle Oğuz? Ne yaptın? Ne oldu ya? Hayatım bir sakin ol, etmedim. Polisler geldi, aldı, hemen götürdü zaten. Hay Allah'ım, iki çocuklar evde yoktu ya. Allah'tan işte biraz paramız zararlı oldu ama ne yapalım, yapacak bir şey. Sen artık tamam, endişelenme. Halloldu, bitti. Sen niye bu saatte buradasın? Niye işte değilsin? Ben şeyde iki tane dosya vardı. Onu Ergin'e verdim matbaaya götürsün diye. Al geldim işte ya, Allah Allah. Sen nasıl? Sen niye doktorda değilsin? Ne oldu testin sonuçları? İyiyim ben, merak etme. Yokmuş bir şey. Şimdilik her şey yolunda. Ciddi misin? Hı. Yok mu yani? Yokmuş. Oh ay. Hadi gözümüz aydın. Tamam, ben şimdi şeye gidiyorum. Karakola gidiyorum ifade vermeye. Ne olur bak, hiçbir şeye dokunma, tamam. Ben gelince çocuklarla beraber hep beraber yaparız, tamam mı? Şuraya koyayım şunu. Hadi hayatım, tamam. Endişelenme. Alo. Alo.
Efe oğlum benim, Oğuz abi. Ya ne oldu Oğuz abi? E işte geldi öyle bağırdı, çağırdı, ondan sonra gitti. Sonra annen geldi. Ha bana bak, gelinin baban olduğunu bilmiyor. Annen sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın ha. Tamam mı? Tamam abi, merak etme. Tamam. Şey abi, babam nasıl? İşte baban. Gene sarhoş. Baban bildiğin baban Efe. Üzülme oğlum. Yapacak bir şey yok. Köşke gelince konuşuruz. Oğlum, yavrum, evladım yani bizim bu kadar gücümüz var, yardım edemeyecek. Olur mu öyle şey yahu? Ticaret hayatı bu. Bir adam batar da çıkar da çok doğal şeydir. Sormayacağız, anladık. Hiç olmazsa ima edek. Baba, babacığımın ne kadar gururlu bir adam olduğunu biliyorsunuz. İyi de elimiz kolumuz böyle bağlı mı kalacağız? Gözümüzün önünde yıldız gibi kayıp gidiyor ya. Olur mu öyle şey ya? Ha, neden Melat? Her şey sakin. Nöbetçilerin uyumalarını bekliyorlar. Baba, belki para yardımı yapamayız ama... yani moral desteğinde bulunabiliriz değil mi? Ya yani onda kırılacak bir şey yok. Yok tabii. Ha. Şey yapak. Bir yemek verek onlara, iftar yemeye. Yok baba, biz iftara çağırmayalım da. Biz iftara onlara gidelim. Alalım etlerimizi, tatlılarımızı filan. Biz onlara iftar yapalım. Daha iyi, daha samimi olur. Tamam, o zaman ben şimdi gideyim. Alışveriş falan yapayım. Anca yetişiriz çünkü. Merhaba, hadi sen de hazırlan da hep beraber gidek. Ben gelmiyorum Tahir'a, çok yorgunum. Lan gelmeyeceğim, ne demek? Ayıp olur. Ne? Lan Melat! Bunun kafası hep senin yüzünden. Tamam baba, ben halledeceğim. Ben sana öğrenirim. Abla. Hı. Bak. Gerçekten babamın bir kabahat yok ya. Bak ciddi söylüyorum, vallahi babamın kabahat yok. Bütün kabahat bende. Seninle ne ilgisi var Ferit? Abla benim... Oğuz abi battı. Oğuz battı mı? Evet. Oğuz abinin battığını Damla'dan gizlemek için bir oyun oynayalım dedik babamla, tamam mı? Dedim ki işte Melahat ablayla kavga etmiş gibi yapın falan. Ama sana söylememize fırsat olmadan babam kavgaya başlamak zorunda kaldı. Yine de çok kırıldım Ferit. Abla. Abla biz Damla ile evlendik. Ne yaptınız? Ne oldu Eda abla? Eda abla, camlara ne oldu? Uf, sormayın çocuklar, delinin biri bahçeye saldırmış. Oğuz o sırada bir şey almak için eve gelmiş Allah'tan. Karakola gittiler polisler filan. Of ya, psikopata bakın ya, bahçemize kadar girmiş. Eda abla, ya yine gelirse? Ay. Yok yavrum, olur mu, gelmez. Hayır, korkma sen. Babam burada. Şimdi onu aldı götürdü. Hadi üstünüzü değiştirin, gelin. Ya Eda abla, bence duvarlara elektrik vermemiz. Böylece her isteyen bahçemize giremez. Gerçekten şikayetçi olmayacak mısınız? Suçu büyük, aileye tecavüz. Yok, Allah'ından bursun. Ama eşinizin eski kocasıysa sizi kolay kolay rahat bırakmayacaktır. Yok, ben uğraşamam öyle davayla mavayla. Zaten işim başımdan aşkın bu aralar. Peki o zaman. Ayılana kadar kalsın, sonra bırakırız. Tamam o zaman, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güle güle, sağ olun. Ne demek sana söyleyecekti Ergin ya? Kocamın şirketine sürpriz yapmaya gidiyorum. Daha büyük bir sürprizle karşılaşıyorum. Tabelalar inmiş, kapıda bir mühür, şirket kapanmış. Ya kocam iflas etmiş. Bana niye söylemiyorsunuz? Benle niye paylaşmıyor? Neciyim ben burada? Ya Edacığım söyleyecekti ama yani... testlerin sonuçlarını bekledi, sen üzül istemedi. Ha, tamam o zaman Ergin, oldu. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bak Eda'cığım, daha hiçbir şey bitmiş değil. Oğuz'un başka planları var. Geliyor şimdi, kapatıyorum hadi. Ha Eda, bak alttan al. Zaten canı çok sıkkın. Annem söyledi, babam karakolda mı? Nasıl yani, annenizin haberi var mı? Hayır Oğuz abi, değil diye kandırmışsın. Onun babam olduğunu anladık. Abi karakolda mı?
karakolda ama korkacak bir şey yok. Ben şikayetçi olmadım. İfadesini alıp bırakacaklar. Oğuz abi, kaşına ne oldu? Babamla kavga mı ettiniz? Yok oğlum ya, bizim şirkette Rıza var ya. Ben tam kapıdan çıkacakken sen kapıyı böyle eliyle at, arkadan gelsen gözüme çarp böyle. Korkma ama birkaç güne kadar geçer. Neyse hadi. Abi. Her şey için sağ ol. Boş ver size. Tamam artık, üzülmeyin. Halloldu, tamam. Ne olmuş Oğuz? Tamam ya, hallettik. Neyin nesiymiş? Delili meczubundaki ya. Deli boş ver, yaptılar yani. İyi o zaman. Tahir ağalar telefon açtılar. Akşam iftara geleceklermiş. Tamam. Peki... oldu, tamam hadi ben üstümü değiştireyim. Timur, madem bizim harçlıklarımızdan kesildi, biz de oruç tutup oruç satalım. Çok geç artık. Büyüdünüz, kazık kadar oldunuz. Olmaz. Hayır dedeciğim, siz oruç almaz mıydınız? Büyükleriniz müsaade etmiyorlar. Tahir dedeciğim, bari de en büyük sizsiniz. Aferin senin akıllı oğlum. Ben de senin orucunu aldım gitti ya. Ay, niye yaptık değil mi Eda? Evet. Özlemişim ben de Ramazan yemeklerini. İyi ki geldiniz vallahi, köşk şenlendi. Vallahi dündürüm hep aklındasın, gerek gidek diyorum ama bir türlü işte kısmet olmuyor. Değil mi? Kaç defa söyledim sana? Ya Tahir ağa, benim için de bir değişiklik oldu vallahi. Ya. Babamla Melahat abla barışmışlar galiba. Evet tabii, Ramazan'da bütün güçler barışır. Ramazan-ı Şerif yüzsüz yürümedi. O zaman artık biz de müjdeyi versek diyorum. Hı? Sevgili kocacığım. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Sağ ol Refik. Nezarette biraz kestirdim, iyi geldi vallahi. Allah senin cezanı versin. Efe aradı, merak etmiş çocuk. Bir ara istersen. Ulan sen adam olmayacaksın ha. Çocuk hala peşinden koşuyor. Hanginiz baba, hanginiz çocuk anlamış değilim. Refik. Ha. Biz seninle ne zaman evlendik? Ne diyorsun lan sen? Ne öyle eski karım gibi dırdır edip duruyorsun? Kes şunu ya. Alo. Alo. Aslanım. Köşkte yine şenlik var galiba. Nasılsın? İyiyim aslanım. Ya sen? İyiyim. Kliniğe dönecek misin? Efe. Ağzından bir baba lafı çıksın ya. Ne öyle askerlik arkadaşı gibi? Yoksa cici baban duyar da üzülür diye mi korkuyorsun ha? Ya baba, alakası yok. Dönecek misin kliniğe? Dönmeyeceğim. Ben eve gidiyorum. Sen de ufak ufak toparlan. Tabii istersen. Tabii cici babandan izin alabilirsin. Ya da üvey kardeşlerinden. Ya da müstakbel kardeşinden. Ya da elin adamından hamile kalan o manyak anandan. Baba, tamam. Geleceğim, yarın görüşürüz. Tamam aslanım, tamam. Görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar biliyor musunuz bu sofrada ne eksik? Hani karakolda Hacivat var ya, bir olsaydı. Kukla falan olsaydı ben onu oynatırdım. Perde falan. Hadi yalancı. Ne gerek var kuklaya, bizim Karagöz Hacivat'ımız var zaten. Kim? Efe ile Ceren. Baba. Niye abla? Hem Eda abla ile babamın taklidini yaptığınız zaman aynı Karagözlü Hacivat gibiydiniz. Aslında Karagöl'de Hacivat abimler değil, Oğuz abiyle annem. Yemeğini yesene sen. Hadi, hadi. Siz bir yapın da bir koyun. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Yapın ne olur. Hadi, çok merak ediyorum. Ya aslında pek keyifli ama. Hadi, hadi. 3, 2, 1, başla. Oo Eda Hanım, bakıyorum yine donatmışsınız sofrayı.
Donattık, donattık Oğuz Bey de. Ne oldu yani? Kıyameti koparmayacaksınız değil mi herhalde donattık diye? Allah Allah ya, Allah Allah. Asıl siz kendi bu başınıza buyruk davranmazsanız kopmayacak kıyamet zaten. Tamam. Yeter. Canınız istemiyorsa ben pick-up gideyim. Yukarıdan pilav getireyim de. Pick-up'ı pilav falan onu Ne zaman söylemeyi düşünüyorsun Ferit? Hadi hazır babam keyfi yerindeyken şimdi yardım ederken söylersin. Tamam, tamam. Biraz daha keyfi yerine gelsin. Tam bir keyfi yerine gelsin. O zaman söyleyeyim çünkü tam keyfi yerine ne zaman çok gelir o zaman daha az ölüm tehlikesi olur. Karıcığım. Oh, özlemişim be. Kim aramış beni? Klinikteki ankesörlü telefon numarası bu. Şule. Hala oralarda mısın Şule? Hadi. Alo? Alo Şule Hanım? Çok merak ettim seni. Neredesin? Niye kaçtın hastaneden? Benim yüzümden mi? Ben öyle dedim diye mi? Hayır Şule Hanım. Seni o kadar merak ettim ki. Şule Hanım. Şule. Şule. Bak gerçekten senin yüzünden kaçmadım. Şule. Bak sen gittikten sonra burası daha da büyüdü sanki. Sen olmasaydın buraya dayanamayacağımı anladım. Belki bana inanmayacaksın ama dışarısı da sensiz pek çekilir değil. İçiyor musun? Hayır ama efkarlıyım. Sen taburcu olana dek her gün bu saatte konuşalım olur mu Şule? Peki Yaman. Tamam. Dalgınlığın bütün gece. Yo. Şunlara bak. Köşk Klasik Müzik Cemiyeti ilk konserinde. Ne iyi ettik de evlendik değil mi Eda? Hı? İyi mi ettik? Bilmiyorum ki Oğuz. Belki de hiç evlenmeseydik daha iyiydi. Hiç karşılaşmasaydık. Ne demek o? Ben sana söyledim. Ben hayatına girdiğim herkese şanssızlık, mutsuzluk getiririm demiştim. Şanssızlık mı? Hayatımın en güzel günleri seninle başarıyordu. Oğuz ben bugün test sonuçlarını alınca... sana sürpriz yapmak için şirkete gittim. Üzgün. Üzgünüm böyle öğrenmeni istemezdim. Üzgün, çok üzgün. Yani...
Senin üzülmeni istemediğim için söylemedim. İşleri halledip yoluna koyunca söyleyecektim. Hiçbir şey senin sevginden, senin aşkından daha önemli değil Eda. Hiçbir şey. Sen benim hayatıma yeni şeyler verdin. Yeni mutluluklar. Ben tamam mutsuz bir adam değildim ama seni seviyorum. Müjdenle geldin. Ama Eda, her şey güldük gülistanlık gidecek diye bir şey yok ya. Olacaktır bunlar. Yap. Cana geleceğinim ona gelsin. Sen benim arkamda olduktan sonra ben her şeyi hallederim. Her şeyi hallederiz. Ferit, hadi yeni bir şarkı koy. Hadi. Melahat abla bir dakika. Damla, şimdi hiç sırası değil. Ben Oğuz abiyle Eda ablanın en sevdiği şarkıyı çalacağım. O yüzden şey yapma. Ferit, konuyu saptırma. Abi, abla. Gelsenize bak, en sevdiğiniz şarkıyı koyacağım. Zevzek, elleme benim plaklarımı. Elleme. Tamam, tamam. Çocuk sevdiğiniz bir şarkıyı koy. Babacığım hadi kalkın ya. Vallahi ben de sizin düğününüzde oynayacağım. Oğlum sen nereden çıktın? Sen köşesin. Baban da mı böyle? Ne yapayım Bücür, yavaş yavaş toparlanıyorum. Niye? Abicim babam eve geri döndü, ben de yanına gideceğim. Ya abi ne olur dönme. Ama Timur bunları daha önce konuşmuştuk. Ya ne konuşması? Babam bize söz vermişti. İçki içmeyeceğim ama sözünü tutmadı. İçki içti. Ya Timur o bir kere oldu biliyorsun. Aylarca içmedi adam, hakkını yeme. Yalan söyledi işte. Ya Timur annemin hamile olduğunu öğrendikten sonra içti. Biliyorsun yoksa içmezdi. Sen de hep onun tarafındasın. Ya onun tarafındasın ne demek? O dediğin adam bizim babamız. Ayrıca seni çok seviyor. Madem bizi çok seviyor, babamız gibi davransın. Annemi ağlanmaktan, bizi ayırmaktan vazgeçsin. Bana bak Timur, ben senin abinim. Öyle her şeye karşılık verme, bir söz dinle. Madem abimsin, beni bu odada yalnız bırakma. Arda, ya kusura bakma, Merve uyuyor da o yüzden sessiz konuşuyorum. Tamam tamam, gece bara gelsene. Gece gelemem. Yani bir arkadaşıma söz verdim de doğum günü için. İyi, gündüz gel o zaman. Prova yapacağız, takılırsın. Tamam, olabilir. Dershaneden erken çıkarsam gelirim. Neredeydi sizin baş? Merve, niye kapıyı çalmıyorsun ya? Ablacığım, kendi odama kapıyı çalarak mı gireceğim? Ne istiyorsun Merve, ne var? Bugün telefon taksitlerinin ilk günü. O yüzden borcumu istiyorum. Ay tamam, veririz. Of. Tamam, ben de o zaman derhal babamın yanına gidiyorum. Merve tamam, dur gitme. Baba! Ya Merve Ergin abi, baba! Ya abla! Aa, ne gerek var Merve'cim babamdan istemene, ben sana veririm para. Dur, 20 lira yeter mi kardeşim? Yeter. Ergin,
İnsan bazen gözlerine inanamıyor yani. Ceren Merve'ye borç veriyor. Aa. Aa, ne borcu babacığım? Geri vermese de olur yani. Paranı... Affedersin, hep böyle tutumlu. Sen de paranı güzel harcayın. Çarşı etme hemen, israf yapma. Özür dilerim baba, pardon, bir daha olmaz. Hadi yalan. Gördün mü bak Ergin? Koyduğun kurallar işe yaradı. Bir ekmek versene Timur. Günaydın. Oo Eda abla, abartmışsın. Bugün seviye sınavınız var. Sizi iyi beslememiz lazım. Ablam nerede? Erken çıktı. Tahir ağalara gidecekmiş. Bir mahsuru var mı? Uygun mudur? Ablam da bugünlerde Tahir dedelerden çıkmak bilmiyor. Alo aşkım. Alo. Alo. Duymuyor. Dur bir dakika, yer değiştiriyorum. Dur. Dur. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Duyuyor musun? Alo. 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 Şimdi. Hah. Sevgilim. Hah. Ya şey, ne zaman geleceksin? Ben... Pınar'la bitti mi işin? Şeyden soruyorum ya. Ya babam birazdan çıkabilir evden de hani konuşacağız ya. İki saat. Tekrar tamam. Tamam bekliyorum ben seni. Tamam canım. Ha babamdan aradım. Koş şarjım bitmesin diye. Hadi bay bay. Baba ödümü patlattın ya. Ne var oğlum, ödün patlayacak. Tazı gibi yatmışsın oraya. Bakıyorum orada ne diyorsun sen ha? Sonra çıktın böyle dolanıyorsun ha. Ne oldu la? Bir şey olmadı. Damla gelecek de. Damla geleceğiz. Hoş geldi, sefa geldi. Ha. Yoksa Damla'ya kötü bir şey yaptın da ondan mı dolanıyorsun la? Yok canım babacığım. Ya geçen sefer Melat ablayla siz burada hani tartıştınız falan. Acaba yine gerginlik olur mu diye ben böyle... Bir yapıştırırım duvara çakılır kalırsın. Dedim ben lan durduğu yerde kendi kendine kavga edecek. Estağfurullah baba. Senin yüzünden oldu oğlum. Tamam ben o zaman Melat ablaya haber vereyim Damla'nın geldiğini. Şuna bak. Sefil. Abla. Ocağına düştüm, Allah aşkına bana yardım et. Ne olursun yardım et. Damla geliyor birazdan, babama evlendiğimizi söyleyecek. Söylesin Ferit. Ne var bunda? Ya ne var olur mu abla? Ne olur gözünü seveyim ya. Bak birincisi babam şu anda evlenmemizi istemiyor. İkincisi eğer şimdi babama söylersek Oğuz abiye de söylememiz gerekecek. Ve Oğuz abiye söylemem demek Damla'ya da Oğuz abinin battığını söylemem demek. Allah'ım o kadar çok yalan söyledim ki son zamanlarda ya. Onu gizli gizli evlenirken düşünecektin. Şişt abla. Ya ben Oğuz abinin batacağını nereden bileyim? Bir şeyler yapmam lazım ya. Ne yaparsan yap, günü kurtaracaksın Kerim. Abla bir gündür ya Allah Kerim. Aha buldum. Abla bu iyiliği ancak sen yapabilirsin bana. Vallahi. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ben senden şimdi bir şey rica edeceğim. Sen onu yapacaksın. Olacak bitecek vallahi. Babamdan arabanın anahtarını istesene. Ve olacaklardan dolayı sakın şaşırma, tamam mı? Ben ne yapıyorsam Damla'yı üzmemek için yapıyorum. Lütfen yalvarıyorum sana lütfen. Ama ben şimdi yani nasıl isteyeceğim? Ne diyeceğim de isteyeceğim Tahira'dan arabanın anahtarlarını Ferit. Ya tamam sen bir şey uydurursun lütfen bak. Hadi. Hadi. Bir şeyler uydurursun ya, alışverişte bir şeylerden salla işte. Tahir'a arabanın anahtarlarını versene Ferit'e. Ben Ferit'e araba vermem. Mutfakta bir şey kalmamış, liste yaptım. Alışveriş yapacak. Hem iftarda rezil olmayalım kıza. Evet. Melahat, bu var ya bu... Bir keresinde benim impalayı duvara çarpmıştı. Sen git göz göre göre duvara çarp. Oho baba ya. O dediğin yıllar önceydi ama. Seni. Lan senin yüzünden klasik araba almıyor. Aa korkma Tahir'a. Hem bu araba klasik değil ki. Tabii olur, emredersiniz. Alsın arabayı gitsin duvara vursun.
babacığım. Canım babacığım. Merak etme, sağdan sağdan böyle fayton gibi gideceğim. Lan sen Melahat'a dua et. Bana bak Melahat, şu arabanın anahtarını al ve Feride de gitsin alsın. Hadi seri seri çık, çık. Hadi hadi hadi. Tamam, tamam hadi. Hadi yürü. Biz madem eminiz bu borcu ödediğimize niçin ispat edemiyoruz ya? Çünkü Oğuzcuğum o dönemki evrakları bilgisayara geçmemişler. Yok mu bunun dekontu mekontu bir şeyi? Ya vardır ama kim bilir nereye gitti taşınırken. Nereden bulacağım ben onları? Baktım yok. Ya ne yapacağız ya? Şu bizim eski muhasebeciyi hatırlıyor musun? Şerafettin. Hah bak eğer Şerafettin'i bulursak... Ha. ...bu mevzu bahis olan borcun olmadığını... ...dolayısıyla da vergi borcumuz olmadığını ispat edebiliriz. Büyük ihtimalle o biliyordur her şeyi. E bulalım o zaman. De Kazakistan'a gitmiş. Nereye? Kazakistan. Ergin. Kazakistan'a gidiyorsun. Ne? Vallahi öyle. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Hadi yallah. Anca gidersin. Ya o delirdin mi ya? Bu kadar parasızlıkta bir de Kazakistan masrafı çıkartma benim başıma şimdi. Battı balık yan gider. Ne yapalım? Ben çoluk çocuğu bırakıp gidemeyeceğine göre sen gideceksin. Ne yapalım? Ulan var ya, gelince hemen evleneceğim, çoluk çocuğa karışacağım. Bundan sonra da bütün işlerle sen ilgileneceksin ha. Gene de bana yetişemezsin. Bende 5 tane çocuk var. Bir tane de yolda, 6 tane. Ben kalabalık ayı severim. Yapma ya. Nasıl bir sonuç bekliyoruz bakalım Ceren? Vallahi Eda abla, ben dereceye girmeyi bekliyorum. İnşallah. Siz kıymetli Efe Bey? Vallahi ne bilmiyorum ki. Allah ne verdiyse yapacağız işte. Tabii. Ramazan zaten. Eda abla. Hı. Çıkışta bizim kızlar stres atmak için sinemaya gideceklermiş. Ben de gidebilir miyim? Gidebilirsin ama hava kararmadan eve döneceksin. Söz mü? Söz. O zaman ben hazırlanayım. Ay! Ay çok özür dilerim Eda abla. Ceren'cim ne yapıyorsun? Dur kızım. Siliyorum Eda abla. Dur. Dünyanın parasını veriyoruz o peçetelere. Bırak, bezle sileriz çocuk. Abla, sen biliyor musun bu peçeteler için kaç bin tane ağaç kesiliyor? Özür dilerim ya. Tamam canım, hadi git sen. Tamam. Siz nereye? Oyun oynamaya. Bana bakın, 1 saat. Ondan sonra ödevlerinizi yetiştiremiyorsunuz, anlaştık mı? Tamam Eda abla, diğer Timur. Efe, kardeşinle kavga mı ettiniz oğlum? Bu akşam köşkten ayrılacağımı söyleyince biraz tepki gösterdim. Köşkten mi ayrılacaksın? Niye? Babamın tedavisi bitmiş, hastaneden çıkıyor. Oğlum mutlu değil misin burada? Ne güzel bir düzen kurmuştuk işte ya. Anne mutluyum da babama bir söz verdim. Zaten adam 1 ay kalmama izin verdi. Ya anne... Yapma ne olur. Ya bunu daha önce de konuşmuştuk. Ya oğlum, ne yapayım anneyim ben de ya. Hepiniz yanımda olun istiyorum. Anne, babama hamile olduğunu söyleyeyim mi? Söyle oğlum. Nasıl öğrenecek? Efe ya. Senin yokluğuna yine nasıl alışacağım ben? Çarşı bu gidişe karşı haberin olsun. Ve şirin liman beden Abdüresulü.
sabaha kadar oturduk. Hadi azıcık dinlensene. Yarın çok önemli bir toplantım var Eda. Matbaayı açana kadar böyle. Ya Oğuzcuğum, biliyorum şimdi çok zamanı sırası değil ama... Efe bugün köşkten ayrılıyor bu akşam. Öyle mi? Babası hastaneden çıkmış. Ne zaman? Dün galiba. Şimdi hamile olduğumu öğrenince bir sürü olay çıkaracak ya. Hiçbir şey yapamazsın. Hayır yani ben ondan kurtulmak için çocuğum olmuyor demiştim ona. Zaten uğursuz olaylı bir adam. Eline bir koz geçmiş oldu yani. Ben kırarım o elini, sen hiç merak etme. Korkmuyorum da yine çocuklar arada kalacak ya. Korkma, artık ben varım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört, otuz beş, otuz altı, otuz sekiz, otuz dokuz, kırk, kırk bir, kırk iki, kırk üç, kırk dört, beş, kırk altı, kırk yedi, sekiz, kırk dokuz, elli. Bir bak ya, sağ, gördüğüm eve. Abla? Ferit abiyle ablam evlenmiş. Merve, gördüm seni. Sobe. Çok pis sobelendin abla. Sağ olasın. Güzel kızım benim gelinim. Otur, otur. Ferit yok mu? Ha, Ferit'i gönderdim çarşıya kadar. Akşam için nevale alacak. Verdim araba, arabayla gitsin dedik ya. O ne? Aa, ne o? Ay, Ferit! 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 Ne oldu bu oğlu? Aslanım! Aslanım! Allah'ım ne oldu ya? Ne oldu? Kaza. Ben biliyorum. Biliyorum zaten, biliyorum. İçime doğdu. Onun için arabayı vermek istemedim. Oğlum bu ne? Ayağında bir bu sarılar ne lan? Babacığım bu yeni model bir alçıymış. He? Böyleymiş. Bu kolay kaşınsın diye yapmışlar bunu. Kolay kaşınsın. Ulan canın da ne kıymatlı senin. Aç bakayım. Bir de ben kaşıyım benim onu. Nasıl kaşınıyor? Bir aç bakayım. Babacığım olur mu hiç öyle şey? Allah Allah. Neden olmasın? Nerede? Aha. Nerede bu şimdi? Nasıl oldu bu kaza? Anlat bana. Meraktan öleceğim oğlum. Ben yapmadım baba. Geldiler bana çaktılar. Aa, sana mı çaktılar? Vah 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 vah. Hayatımda hiç görmedim zaten seni çarptığını. Hep gelip seni çarparlar. Hayatta tek suçsuz benim oğlumdur. Baba lütfen öyle söylemeyin. Ne yapmayın? Nerede araba? Araba nasıl oldu? Anlat bana. Araba... Baba hani derler ya böyle... Ha? Sağ tarafı biraz sizlere Ömür. Ha? Nerede? Babacığım boş verin, iyi ya. Kızım o iyi ama ben iyi değilim ya. Bu böyle dünyaya geldiğinden beri 26 yıldır bana çektirmediği kalmadı. Nerede araba? Nerede? Nerede? Ne var? Aşağıda baba çekiciyle arabayı kapının önüne çektirdim. Ha, aşağıda. Şey ben. Aha. Bakayım buraya. Sakin, sakin. Ya ben karışma. Senin yüzünden oldu bak, bu. Bak canım, Ramazan oruç tutuyorsun zaten. Şeker düşecek. Başka bir şeyin yok değil mi aşkım? İyiyim aşkım, iyiyim. Birazcık ha... Sen babamla konuştun mu? Ferit, ben zaten yeni gelmiştim. Üstelik bu haldeyken niye konuşayım? Konuşulur mu hiç? Ha... Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Hayır. Konuşulacak. Bu konu konuşulacak. Ne olursa olsun bunlar falan bahanesi değil bu işin yani. Konuşulacak. Hayatım şimdi sırası değil. Sen bir iyileş, baban da sakinleşsin. Ondan sonra oturur konuşuruz. İyi tamam. Tamam. Öyle yapalım o zaman. Ya ne kadar uğursuzuz ya. Şu halimize bak, evlendiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı yani. Yemin ederim bunların Ramazan bitsin 12 tane deve kestireceğim. Kaşsana ayağım biraz. Kaşıyım neresi? Öbür ayağım. Bugünkü azminiz ve istekliliğiniz beni şaşırttı. Evet. Çünkü bir an önce hayatıma geri dönmek istiyorum. Yüzlü güzlü kuyruğuna geldik. O kadar uğraştınız. Biraz daha sabredin. Acele etmeyin. Ama benim sabredecek daha fazla halim kalmadı doktor bey. Anlamıyorsunuz galiba. Acelem var. Ay. Doktor ne dedi şöyle? Gayet iyi gidiyormuşum. Tedavinin sonuna geldik gibi. Sen içki içmiyorsun değil mi? Hiç içer miyim?
Bu gece aslanım eve dönüyor. O manyak anası yüzünden rezil oldum zaten ona. Bu gece ne kadar değiştiğimi göstereceğim. Demek dönüyor ha. Senin adına çok sevindim. Kendi adına da çok sevineceksin şöyle. Yakında senin aslanını da bulacağım. Ya Yaman, sen gittiğinden beri ben burada çok yalnız kaldım. Oğlum kadar seni de özlediğimi fark ettim. Ben de seni çok özledim Şule. Nerede kaldın ya küçük? Arda kusura bakma ya, çok trafik vardı. Ben seni buradaki dershanelerden birine gidiyorsun diye biliyorum. Yok, benimki karşıda. Ne yaptınız, bitti mi prova? Sorma ya, ara verdik. Çıkartabildiniz mi şarkıyı? Yok işte, herifler bulamamışlar güya. Tembel herifler. Tahmin etmiştim. Neyi tahmin ettin? Ne bunlar? Bak bakalım neymiş. Aa, Rammstein. Vay, bu bizim aradığımız şarkı. Nereden buldun bunu? Birazcık uğraşmayla bulamayacağım hiçbir şey yoktur küçük. Sağ ol. Hadi provaya. Tamam patron. Nerede bu ya? Ne arıyorsun abla? Merve, insan ablasının odasına böyle girer mi? Artık aynı odada değiliz, öğren. Yani eğer bunu arıyorsan boşuna arama diyecektim. Sen benim odamı mı karıştırdın? Hayır abla, sadece saklambaç oynarken yanlışlıkla buldum. Ayrıca da çok tebrik ederim. Merve, bu durumdan hiç kimsenin haberi yok. Ama benim var ya abla, çok sevindim. Kimseye söylemedin değil mi? Abla söylemedim, en ismi öncümüm. Ayrıca abla, bebek yapacak mısınız? Saçmalama Merve, durum ciddi diyorum sana. Eda ablaya, hele babama asla söylememen lazım. Tamam abla, söz. Ben bilirim senin sözlerini. Ne istiyorsun yine? Sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. İyi, o zaman ağzını açmayacaksın, tamam mı? İkimizin arası sır olarak kalacak. Ceren'e, Timur'a söylemek yok. Tamam abla, merak etme de. O zaman benim bir şartım var. Neymiş hanımefendi şartınız? Hani sadece mutlu olmamı istiyordun? Senin evinde bir oda istiyorum. O odaya sadece ben gireceğim. Başka kimse giremeyecek. Ben evlenene kadar da o oda benim olarak kalacak. Gerçi benim evlenmem biraz zor ama alsın. Tamam tamam, anlaştık. Komşular ho! Başımıza neler geldi? Ah 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 ah! Ay benim canım damadım, ay! Ah benim damadımın da bacağı da kırılmış. Ah benim yavrum evladım. Ah benim canım benim. Onun bacağı kırılacağına benim bacağım kırılaydı. Keşke Allah'ım. Baba aşk olsun ya. Niye dalga geçiyorsun? Çok ayıp. Değil mi? Çok ayıp, çok ayıp. Müstakbel enişte ve canım enişten benim. Canım değil mi ablacığım? Ya ne alayı be? Ne alayı? Yavrum benim, o köşke o şimdi nasıl gelecek böyle? Köşke. Ay benim başımın migreni. Hanım, tülbent getir de başımı bağlayacağım. Başımın kaşımın üstüne şöyle başı. Ay Damlacığım kusura bakma, ne olursun Oğuz yapma. Oh. Oh ama Allah'ın sopası yok. Sen gel sopayla. Kır benim damadın bacağını. Ya vallahi gülmeyin ya. Tamam kalkıyorum masadan. Damla kusura bakma. Komşular. Tamam. Nedir bu başımı? Allah'ım. Ceren. Gel. Ne oldu? Bunlar sınav sonuçları babacığım. İşte çıkardım ben bilgisayardan bunu, laptopu da odana koydum. Nedir sonuçlar? Al kendin bak babacığım. Kaç almışsın Ceren? Sınav birincisiyim abla. Bravo kızıma. Bak söylediğini yaptın, aferin sana. Abim kaçıncı olmuş? Vallahi Efe o listede yok.
Bir aramızda 300 kişi vardır herhalde. Morali bozuktu biraz. O yüzden iyi hazırlanamamış sınava. Benim de bozuktu herhalde baba, değil mi? Efe bu gece köşkten ayrılıyor. O yüzden gerginlik istemiyorum, tamam mı? Özür dilerim. Bilmiyordum. Çok alışmıştık Efe'ye. Efe abi niye gidiyorsun? Yakalamaz mısın? Hem bizi neden burada yalnız bırakıyorsun? Merveciğim, babam hastaneden çıktı. Gitmek zorundayım. Hiç de bile zorunda değilsin. Gitmek zorunda annem. Abin söz vermiş babana. Verdiği sözü tutmak istiyor. Söz verince tutulur. Değil mi Oğuz? Tamam. Sözü. Ben götürürüm seni yemekten sonra. Abi gerek yok. Ben bir taksiye atlar giderim. Sabah işim var seninle. Geç kaldım. Ne olacak oğlum ya? Ha bu arada beni sakın iş yerimden aramayın. Telefonlar kesik. Kesilmiş. Ulaşamazsınız bana yani şeyden. Neden baba? Şey oldu. Sen gir kepçe belediyenin kepçesi kaldır şeyleri falan. Öyle oldu işte. Ferit. Hey, damadım çok geçmiş olsun. Alo, efendim. Çok, ver telefonu ver, geçmiş olsun diyeceğim. Ver, geç. Abi, al damadım. Ver, geçmiş olsun. Hayatım, babam da geçmiş olsun diyor. Bacağı kırılmış benim damat. Senin kırılacağın benimki kırılsaydı keşke. Olur mu hiç öyle şey hayatım? Niye dalga geçsin babam seninle ya? O da çok üzüldü gerçekten. Değil mi baba? Çok. Yavrum. Yavrum. Neden babana gitmek istediğini anlayabiliyorum. Sağ ol abi. Zaten senden başkası anlamıyor ki. Annemle destek olmaya çalıştı ama arabaya binerkenki yüzünü gördüm. Anneler böyle. Sen babana mukayyet ol. Onun için gidiyorum ya zaten abi. Annenin bebeği olacak. Üzülmemesi gerek. Merak etme abi. Abi. Sence bebek kız mı olacak yoksa erkek mi olacak? Kız olsun, oğlan olsun ama sağlıklı olsun. Ya aslında ben kız olsun istiyorum biliyor musun? Niye? Düşünsene bir de erkek oluyormuş. Valla babam bu sefer hepten delirir. Ben bile bir şey yapamam. Eda ne yapıyorsun sen burada? Hesap yapıyorum. Ne hesabı? Oğuz yani çocuklardan gizliyoruz ama uzun bir süre belli ki eve bir tek senin maaşın girecek. Ben de kafeteryaya azıcık asılayım diyorum. Yani her ay tabii geliyorum. Nereden nasıl ne kurtarırım ona bakıyorum. Sen düşünme bunları ya, sen bebeğini düşün. Olur mu öyle şey? Hayat müşterek. Müşterek olan şey senin karnında. Oğuz maço maço konuşma. Ne dedim ben ya? Ne dedim? Ne var canım kocama yardım etmek istiyorsan? Sen yorulma yani. Allah Allah. Cem asıl ben sana yardımcı olmazsam, destek olmazsam daha çok üzülürüm. Oğuz sen tanımıyor musun beni? Tamam ben kendini zorlama diye söyledim yani. Tamam zorlamam. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi biz bunu çocuklardan saklıyoruz. Tamam. Ama Damla çocuk değil. Bence bunu Damla ile konuşmamız lazım. Çocukların tutumlu olması konusunda da bize destek olur. Ya Oğuz, bunca zamandır hep Damla vardı yanında. Bunu bilmek hakkı değil mi sence de? Hakkı da. Bak bir şey söyleyeceğim. İstersen ben konuşayım ha? Tamam. Evin kadını sensin. Sen konuş Damla'yla. Damla ablayla ne konuşacaksın anne? Sen ne zaman geldin? Bizi mi dinliyordun? Hayır, odamın ampulü yanmış da korktum. Size haber vermek için geldim. Timurcuğum, annen... Efe abinin derslerini konuşacak Damla ablanla. Tamam sen in, ben ampulünü değiştirmeye geleceğim odana şimdi. Tamam Oğuz abi, iyi geceler.
Damlacığım. Seninle bir şey konuşacaktım kuzum. Ben tam çıkıyordum. Çok sürmez ablacığım, çok sürmez. Eda abla, ne oldu? Damlacığım. Biz bu köşkte bir sürü şeyler yaşadık. Değil mi canım? Evet. Yaşadığımız şeyleri bazen birbirimizden gizledik. Değil mi ablacığım? Evet. Mesela sen benim yüzüğümü bulmuştun. Hatırlıyor musun? Ne kadar üzülmüştün. Değil mi? Yani biz onu senden saklamasaydık, seninle konuşsaydık, size açık olsaydık, bu sorunun hiçbir tanesi olmazdı. O kavgaların hiçbiri olmazdı. Değil mi ablacığım? Evet Eda abla. Bu konuşmayı seninle yapmamı baban istedi. Bebeğim, dün gece... Eda abla, Merve söyledi değil mi? Her şeyden haberiniz var sizin. Of Merve ya. Ya biz aslında size evlendiğimizi söyleyecektik Ferit'le ama uygun zamanı bekliyorduk. Eda abla, iyisin değil mi? Bir şeyin yok, ha? Bebeğe bir şey olmasın? Ay o daha bebek bile değil Damla. Bir de tıp fakültesine gidiyorsun. Haklısın Eda abla, tamam kızma. Nasıl kızmayayım Damla sana, nasıl kızmayayım? Ay bunu babana nasıl söyleyeceğiz Damla, nasıl söyleyeceğiz hem de bu durumda? Hangi durumda? Yani bir sabredemedin nişanlı kız. Şu parmağında taşımadın, almışım bu. Eda abla tamam bak çıkardım bak. Yapma böyle şeyler bebeğim yapma. Siz baba kız hamile kadına bunları yapıyorsunuz. Ben bunu nasıl söyleyeceğim babana? İnsan Ferit'le gidip böyle aniden evlenir mi? Tamam Eda abla tamam sakin ol. Oğuz, bu bütçeden patronun haberi var mı? Benim onayımdan geçti, ben onay verdim. Onu anladım da patronun onayından geçtim diye soruyorum Oğuz. Bey, Oğuz Bey. Baştan başlayalım isterseniz. Dışarıya çıkın, kapıyı vurun, öyle gidin. Lütfen. Buyurun. Oğuz Bey, müsaitseniz bütçe hakkında sizinle görüşecektim. Müsait değilim. Çıkabilirsiniz. Siz olmasanız var ya... ben bu Melih'i var ya... Efendim buyurun. Arabaya müşteri mi çıktı? Tamam hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Dövmesi var mı Arda'nın? Var. Hem de omzunda. Nerede yaşıyor peki? Ya aslında kafasına göre takılıyor ama arkadaşlarıyla birlikte kaldığı bir ev var. Ceren'cim, arkadaşlarınız ziyarete mi geldin? Yok hocam, her gün nasıl geliyorsam okula öyle geldim. O zaman makyajını silip gömleğini değiştir de okula geldiğin anlaşılsın. Yarın görürsem alırım gömleğini. Allah'ım ya, girişte görürsen alırsın. Ceren, ara Arda'yı getirsin gömleğini. Motoru var nasılsa. Yok, o motorun değil, Harun'un. Hem görüşmüş olursunuz. Sen gündüz okudu, o gece vardı. Ya yani siz zor görüşürsünüz biraz. Ben ona da bir çözüm buldum kızlar. Ay, okulda rahat yok. Evde rahat yok. Of ya. Abla, ben kalem alacağım. Kalemim zaten bitmişti. Abla lütfen, lütfen bana alır mısın? Ya evet, para verir misin Ceren abla? Kızlar hadi bahçeye gidelim. Bastı burası. Ya. Ben hep bastı burayı. Ay. Vallahi Şahin çok canım istemişti. Teşekkür ederim. Ne demek Şule Hanım? Sizi hep böyle görelim de. Nasıl? Keyifli. Evet ya. İyi hissediyorum.
Yani bilmiyorum, belki tedaviden, belki başka bir şeyden ama iyiyim işte. Hayret, Yaman Bey yok ortalıklarda. En fazla 5-6 metre uzağınızda dururdu. Sorma Şahin, Yaman artık buralarda değil. Şimdi benim de keyfim yerine geldi. Ne demek o? Şule Hanım, ben Yaman Bey'i araştırdım. Sahtekarın, düzenbazın, bayrak tutanı. İstersen bir de beni araştır Şahin. İnsanlar benim hakkımda ne diyorlar biliyorsun herhalde. Şule Hanım. İnsanların ne dediği benim için hiç önemli değil. Bak Şahin, sen Yaman'ı araştıracağına git oğlumu araştır da bul. Sana bunun için para veriyorum. Teşekkür ederim yemek için. Eda, hazırlan, seni almaya geliyorum. Gidelim şu beğendiğin bebek odasını alalım. Oğuzcum, ne gerek var şimdi bu masrafa? Allah Allah Eda ya, ne gerek var olur mu? Bak sana söyleyeyim ne gerek var. Bir, zaten yapılacak bu masraf. Yani zaten yapılacak. Ha şimdi, ha sonra çocuk koltukta mı yatacak? İki, yani bir tane bebek odası takımı almakla ölmem ben, gebermem Allah'a şükür. Üç, ya ben baba olacağım, sen niye benim hevesimi kursağımda bırakıyorsun yahu? Allah Allah. Tamam tamam, hadi bekliyorum. Hadi. Artık yapacak bir şey yok yani. İş işten geçmiş. Peki tamam, görüşürüz. Ne oldu Ferit? Eda abla evlendiğimizi öğrenmiş. Ne yapalım oğlum? Tamam artık. Her gece öğreneceklerdi zaten. Boş ver. Hadi sen şu alçını tak da baban gelmeden. Hadi. Bak kapı çalıyor. Hadi geldi baban. Buyurun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız inşallah. Sağ ol hayatım. Gel buyurun. Gel. Al yavaş. Oğuz. O kadar mı zor durumdayız? Yok ya, o yani öyle bir arabaya gerek yok bu durumda yani diye. Bebek odası için mi? Hayır canım. Hayır ya, ben mobilya için araba satacak bir adam değilim. Hem bu dizel daha şey yani, mazotlu. İyi, peki o zaman. Aa bak. Ne aldım? Ayol daha kaç ay var? Arka koltukta değil de annesinin karnında diye farklı muamele yapacağım evladıma ben. Yamancığım, sokakta buraya kadar olan barların tamamını gezdim. Bittim tükendim kardeşim. Sıra sende, başarılar. Ya Refik, bunların buralara takıldıklarına emin misin sen? Ya senin anlattığın tipteki çocuklar bu yakada bu barlara takılıyormuş. Ya? Ya. Sayende bu yaştan sonra rakçı racon da öğrendik anasını satayım. Tamam tamam, kafa ütüleme. Hadi ikile. Ha Refik, akşam bana uğrasana. Efe gelecek, makara yaparız. Olur. Şu Şule olayını anlatacağım Efe'ye. Yanımızda olursan iyi olur. Aman abi, kendi işlerine sakın beni karıştırma. Görüşürüz. Ya Refik! Refik! Allah Allah. Böyle bir şeyi. He? Damla. Hadi bunun aklı iki karış havada. Sen
yapıyorsun ya? Abla ben de zannettim ki bizi böyle köşeye çektin, takı falan takacaksın. Soracağım ben sana takıyı Ferit. Ya Eda abla, ha şimdi az sonra ne fark eder ki, nasıl olsa öğrenecek. Damla, bu durumda bunu bu adama nasıl söyleriz ya? Ya bu durumun nesi var ki, anlamıyorum. Yani hamilesin diye mi? Hayır yavrum, ondan değil. Hayır yavrum, ondan. Söyleyemeyiz. Hadi vallahi delireceğim Ferit ya. Evlendik ama kimseye söyleyemiyoruz. Evet, ben de sana katılıyorum sevgilim, bence de. Sen zaten bu konuda benden yana olmaya devam et hayatım. Bu gidişte evleneceğimiz haberinden önce boşanacağımız haberini vereceksin herkese. O ne biçim laf ya? O ne biçim laf? Ama bize göre birazcık küçük. Yani haklısın aslında. Artık bunlar bebeklere göre. Evet, gördüğünüz gibi eşyalar ortada ama o eşyaları koyabileceğimiz bir oda yok. Farkındasınız herhalde. Ne? Nasıl yani ya? E baba, niye ki daha bebeğin gelmesine kaç ay var, oho? Hem daha kız mı erkek mi belli değil. Kiminle kalacak? Vallahi benim için kız erkek fark etmez, ben bebekle kalamam zaten aynı odada. Şimdi bu bebek ağlar da sabaha kadar, ay ben asla kalamam. Ben de kalamam. Çocuklar, bebek zaten sesinde kalamaz, çok zor. Onun tek başına kalabileceği bir odaya ihtiyacı var. Ne olacak şimdi baba? Kim kimle kalacak? Şöyle yapabiliriz. Efe arada geliyor ya. Timur rahatsız olmazsa eğer benimle kalabilir. Sen de Eda abla bebekle rahat rahat uyumuş olursun. Daha önce de konuşmuştuk ya. Çatıdaki ufak odayı da Timur'la Merve'ye oyun odası, hobi odası falan gibi yaparız diye. Ne düşünüyorsun? Ferit, bir insanın hem kendine ait özel bir odasının olması, hem de hobilerini, oyunlarını oynayabileceği başka bir odasının olması çok havalı bir şey değil mi? İki odaya birden sahip oluyorsun. Benim odam mı, oyun odası mı olacak? Sen sus. Muhteşem olur. Ne dersin Merve? Bence olur aslında. Hem artık salonda da oyun oynamak zorunda kalmayız. Bence de. O zaman hadi bakalım fırlayın şu odanıza, bir bakın bakalım oyuncaklarınızı nasıl falan yerleştireceksiniz bir. Hadi gel. Evet. Bence de. Hadi bakalım. Gel bakalım. Koş. Vallahi bu yerleşim planında tek zararlı çıkan ben oldum. Sen bir süre daha konuşma istersen. Hazır Bodrum'daki maceraların üstünden çok geçmemişken. İster... Neyse. Hadi bakalım. Hadi herkes sofraya yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Timur, Merve. Hediyelerinizi alın, gelin aşağıda bakalım. Hadi. Neye inanmıyorsun aslanım? Bak, bundan sonra içki yok. İçki de yok, klinik de yok. Söz. Bu kaçıncı söz baba? Bu son söz aslanım. Bu son söz. Yani arada bir içeceğim. Keyfe gelir. Al işte. Ne yani Efe? Bu kadar da olmaz ki ama. Yani sizin mezuniyet töreninizde, düğününüzde iki kadeh içmeyecek miyim yani? Tamam, o kadarla kalsan iyi de. O kadarla kalacağım aslanım. O kadarla kalacağım. Bak, daha önce ne dedim? Hiç içmeyeceğim dedim. Yalandı. Şimdi dürüstçe diyorum ki arada bir içeceğim. Herkes gibi. Bütün insanlar gibi. Ve asla bundan sonra tutamayacağım sözler vermeyeceğim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun baba. Bu arada en güzel sürprizi de sona sakladım. Yani en iyi olanını. Neymiş? Efe. Galiba benim hayatımda biri var. Yani galiba değil, var. Adı Şule. Ekmeği uzatır mısın Ferit enişteciğim? Oğuz abi, arabayı neden değiştirdin? Ben değiştirmedim kuzum. Ben değiştirmedim.
araba bozuldu. Onu servisten verdiler bana, idareten yani. Arabanın motorunu şey yapmışlar. O yüzden de idareten yani. Baba, konuşabilir miyim ben? Tabii, buyur kızım. Baba, ben bir değişiklik istiyorum. Ama odalar konusunda değil. Hangi konuda değişiklik istiyorsun? Ben dershanemi değiştirmek istiyorum baba. Ama Ceren'cim niye? Bunu da sen seçmedin mi? Evet Eda abla, ben seçtim ama yanlış bir seçimmiş. Yani seviye tespit sınavında gördük. Direkt birinci oldum yani. O dershane benim seviyeme uygun değil. Sen hangisini istiyorsun peki? Devinim dershanesi. Aa, ama bebeğim orası çok uzak. Biliyorum uzak ama ne yapayım, ben de çok meraklı değilim oraya gitmeye ama işte. Bu Barlar Sokağı'nın oradaki dershane değil mi? Barlar Sokağı mı? Yani ben de çok emin değilim. Yani öyle kalmış aklımda. Babacığım, o barlar açıldığında ben çoktan dönmüş oluyorum eve. Ne dersin Eda? Vallahi bilmiyorum ki Oğuz. Tamam o zaman. Biz yine de bir öğretmenlerine danışalım canım. Hı? Danışın. Zaten herkes benim için daha iyi olacağını söyleyecektir size. Parası ne kadardır o kursun? Bilmem baba, aynıdır herhalde. Sorayım istersen yarın. Ay. İyi tamam, yarın konuşur değerlendiririz, tamam mı canım? İyi. Şimdi niye böyle yapıyorsun aslanım ha? Bak, anan evlendi, kılın bile kıpırdamadı. Ama ben kendime uygun yeni bir hanım arkadaş buldum diye. Yani ne bu tavır, ne bu surat ha? Ya kılın bile kıpırdamadı ha. Ne? Ya baba tamam artık. İkiniz de nasıl istiyorsanız öyle yaşayın. Bıktım artık, yemin ediyorum uğraşmayacağım ama. Ama ne? Ama... Annem yeni evlendi. Sen de bunun üzerine sanki yarışıyor gibisiniz. Hı. Ananla yarışacak olsam evlendikten sonra daha damatlığımı bile çıkartmadan bir çocuk peydahlamam gerekirdi aslanım. Bu saatten sonra o manyak ananla yarışacak falan değil. Tamam baba, tamam. Size mutluluklar, benim için fark etmez zaten. İyi geceler. Klinikte tanıştık. Ha, o da alkolik yani. Orada dur bakalım aslanım. Çıktığında öyle olmayacak zaten. Oradan benim gibi pırıl pırıl çıkacak. Pırıl pırıl kaçacak demek istedin herhalde baba. Efe! Neden böyle yapıyorsun aslanım ha? Hayat benim karşıma sevebileceğim, anlaşabileceğim, mutlu olabileceğim bir kadın çıkarttı. Neden böyle yapıyorsun? Tamam baba. Bak, çıkınca tanıştırmak istiyorum sizi. Onun yanında böyle yapmayayım aslanım. Kırma babanı. Ben yatıyorum baba. Şule Hanım'a da acil şifalar dilerim. İyi geceler. İyi geceler aslanım. İyi geceler. Alo Refik. Ha şimdi söyledim. Ne aslan ya, kükredi biraz tabii. Ama alışacak aslanıma. Tabii. Cici babasına nasıl alıştı, buna da alışacak. Refik be, ben bu gece çıkmayayım diyorum. Sen biraz daha bakıver sağa sola. Şule'ye söz verdim. Şu Şahin lavuğundan önce bulalım şu veledi be kanka. Eyvallah. Büyüksün. Büyüksün kardeşim. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin ananın yakıştırıp doğuramadığı yavru aslanı doğuracak belki o alkolik dediğin dişi aslan. Hı. Eda. Hı. Damla'da bir gariplik hissettin mi? Ne garipliği? Ya ne bileyim işte hani. Sen erken çıktı, konuşamadım dedin ya, Damla işte yani. Hayatım,
Konuşmadım dedim. Yalan mı söyleyeceğim sana? Aa. Niye kızıyorsun ya? Allah Allah. Hamile kadına kızılmaz. İflas etmiş adama hiç kızılmaz yani. Hayatım niye bağırayım? Niye kızayım ya? Allah Allah. Eda. Hı. Ceren'le Merve bir şeylerden şüphelenmişler midir? Oğuz amma kuruntu yaptın ya. Ya Edacığım nasıl yapmayayım kuruntu ya? Ya şirkete telefon açmayın dedim. Arabayı değiştirdim. Kursun ücretinin ne kadar olduğunu sordum. Benim kızları hiç alışkın değiller buna. Hele Ceren var ya, o Ceren var ya hele. O az değildir o. Ha? Bana bak, Ceren sana bir şey sordu mu, konuştun mu sen? Ha? Hayır, sormadı Oğuz. Sen şüphelendin mi bir şeyler? Hayır. Hiç mi şüphelenmedin? Ay hayır, hiç şüphelenmedim. Ya ben çok mu paranoyak oldum bu aralar Eda ya? Canım, olur böyle şeyler. Ne olur sakin ol. Her şey olacağına varır. Neyse. Uyuyalım artık. Benim çok midem ağrıyor. Ben bir inip süt içeceğim. Ben içmeyeceğim. Timur. Efendim? Nereye? Tuvalete. Kim o? Benim. Gel Timur. Timur? Senin bu saatte bizim odamızda ne işin var? Ceren abla çağırdı. Evet, ben çağırdım. Toplantı yapmamız gerekiyor. Gel Merve. Çocuklar, köşkte bir şeyler dönüyor. Kesin bizden sakladıkları bir şey var. Aman abla, zaten köşkte garip olmayan bir gün yok yani. Hayır Merve, bu öyle bir şey değil. Bak şimdi düşün. İki gün önceki peçete olayı, değişen bir araba, ofisin telefonu ve kursun ücreti. Sence de garip bir durum yok mu kızıl gezegen? Belki olabilir. Merve, doğru konuş benimle bak. Yoksa sen bir şeyler biliyorsun da benden mi gizliyorsun? Vallahi gizlemiyorum abla, gerçekten. İyi peki. Sen bir şey biliyor musun Timur? Ben dün tavan arasında Oğuz abiyle annemin konuştuğunu duydum. Damla'yla konuş demişti. Allah Allah. Ne konuşacakmış? Vallahi bilmiyorum. Ondan sonrakisini de içeri girdiğim zaman sustular. Abimin dersleri hakkında konuşuyorlarmış. Ama ben inanmadım. Aferin. Gözünüzü dört açın. Eğer yarın da şüphe çekecek bir durum sezersek Eda abla ve babamla konuşacağız, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi yatak para. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi ben çıkıyorum Ferit'ciğim. Tamam abla. Bana bak, tak şu şeyini. Ya tamam abla, babam gelmez zaten akşama kadar. Ay, tak sen, dikkatli ol lütfen, hadi. Tamam tamam. Ha? Hadi, hoşça kal. Ha. Hadi bay bay. Ulan ben amma süper zekayım ya. Zeka testine gitsem kesin süper çıkarım. Hmm. Ya şu Damla'mı da arayayım bir. Ferit. Alçın nerede? Sevgilim niye telefonunu açmıyorsun sen? Alçın nerede Ferit? Aa bak, bir de telefonu suratıma falan kapatıyorsun. Çok hiç kibar bir davranış değil. Sen nasıl girdin içeri? Melahat abla aldı içeri Ferit. Alçın nerede? Numara yaptın yine bana değil mi? Numara yapmadım hayatım, vallahi numara yapmadım. Otur bak, açıklayacağım her şey. Mucize oldu ya. 11 ayın sultanı Ramazan geldi, bana mucizesini gösterdi. Sıkıldım artık senin yalanlarından. Ya şimdi bana gerçeği anlatırsın ya da köşke dönerim, o yüzüğü atarım, bir daha da takmam. Çok ciddiyim. Ah canım babacığım ya. Demek ki o yüzden son günlerde o kadar sinirliymiş. Evet. Ve size söylemek istememesi çok doğal hayat. Yani üzülmenizi istememiş. Salak kafam. Ben de adama sürekli bağırıp çağırdım. Hayatım nereden bileceksin canım, Allah Allah. Eda abla dün benimle bu konuyu konuşmaya çalıştı. Demek bunu konuşacakmış.
Ben Merve ispiyonladı sandım. Ağzımdan kaçırdım evlendiğimizi ya. Gerçekten safım ben Ferit. Olur mu? Öyle şey, öyle olsa sen tıp fakültesini nasıl kazanacaktın sevgilim? Saflaştım o zaman. Gerçekten tam da evlenecek zamanı bulduk. Ya sevgilim nereden bileyim? Allah Allah. Ferit ne yapıyorsun? Ben zaten biliyorum. Sen biliyorsun ama köşktekiler bilmiyor. Ne haber? Bir yalanın en önemli özelliği söylediğin yalana inanmandır. Boş bulunmayalım. Ya tabii. Sayende ben de yalancı oldum zaten. Buyur Yaman'cığım. Ne bu Refik? Bak bakalım neymiş. Aa, ne yani? Şimdi benim sana 500 lira borcum mu var? Evet. Bara giriş ücretleri, taksi gidiş geliş, bodyguardlara rüşvet. Kendi ücretimi almıyorum ha. Yani pes ediyorsun öyle mi? Hayır Yaman. İş bitti. Aradığın çocuğu buldum. Ne? Evet. Adres kağıdının arkasında yazılı. Ulan sen ne kral adamsın be. Sen ne kral adamsın be. Refik. He. Acaba biz seninle ikimiz bir dedektiflik bürosu falan mı açsak ha? Vallahi zengin oluruz ha. Saçmalama Yaman. Ofise gidiyoruz. Lan sen ne kral adamsın be. Ne kral adamsın be. Yaman bak ne geldi aklıma. Ne? Ben olmasam sen bitersin ha, bitersin. Ne demek bu? Oğlum hep ben topluyorum senin arkanı. Allah Allah. O zaman yazarsın bütün bunları bir kağıda. Biz de yengenle evlenince sana bir ev ayarlarız. Tamam o zaman. Yürü o zaman. Eda. Hı? Niçin konuşmuyorsun Damla'yla ya, niçin? Ya kız sabah erken çıkmış, yeni geldi. Herkesin ortasında mı konuşayım? Küçükler. Bir şey hissetmiş mi? Ne gibi? Yahu gelecek konuştuk ya. Ne bir şeyler hissetmişler mi? Of Oğuz, of ya of. Oflanmaz. Oflanmaz. Ben mağdur bir insanım. Mağdur bir insanım. Of 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 oflanmaz. Ama böyle de yaşayamayız ki bebeğim. Ferit abi keşke normal aç yaptırsaydın. Ya bu alçı yazılmıyor. Ama hayatım o arasından falan kolay kaşıyabileyim diye öyle. Timur. Var mı anormal bir durum? Az önce Damla'yla Kur'an kaçtım. Of Timur abartma ya. Sen de hep soruyorsun. Ceren bir şey hissetti mi? Bir şey böyle bir laf çarptı. Bir şey, bir sinyal, şifre bir şey var mı? Bir şey, buldum bir şey. Ne? Ne? Eda abla, ben patlıcandan hiç hoşlanmam dedi. Sence bu bir şifre mi? Yok, yok. Gerçekten sevmez. Patlıcandan hiç hoşlanmaz. Kız dursun, gelin dursun, kaynanam oğlan dursun. Siz oturun, biz çalışalım. Baba ben sana yardım edeyim dedim, izin vermedin. İstemez. Baba, ben yarın ajansa geleceğim. Ya benim şu yeni kursa kayıt yaptıralım diye. Yaptıralım da sen gelme ajansa. Neden baba? Hem ben erken çıkıyorum yani sorun değil beklerim. Ben de erken çıkıyorum. Benim çok önemli bir işim var. Ben gelir seni okuldan alırım şeyde. Peki baba. Sen nereye? Yardım edeceğim. Yok kızım biz hallederiz ya. Biz hallederiz. Eda. Hı? Çember daralıyor. Eğer ben kızımı tanıyorsam Ceren kesin bir şeyler hissetti. Ne yapalım hepsine birden söyleyelim mi? Vallahi bilmem ki yani. Hayatım bu kalem yazmıyor. Keçeli kalem alalım içeriden. Tamam hayatım. Yok yok ben eminim. Kesin bir şey saklıyorlar bunlar bizden. Bence birazcık daha beklemeliyiz. Bence de. Fark ettin mi çocukların suratlarını? Fark ettim. Babamı yalan söylerken görünce içim eziliyor Ferit ya. Çocuklar hadi yemeğe. Yemek hazır. Hadi gelin. Neyse yemekten sonra konuşuruz.
Ferit, çocuklar kesin bir şeylerin farkındalar. Evlendiğimizin mi yoksa babanın battığının mı? Bizim evlendiğimiz Merve biliyor zaten. Babamın durumu. Ceren kıllandı galiba. Bana da öyle geliyor. Ferit, eğer babam bu durumu açıklamak zorunda kalırsa yıkılır. Haklısın hayatım. Ne konuşuyordunuz siz? Ben gelince niye sustunuz? Hiçbir şey konuşmuyorduk Ceren'cim. Öyle havadan sudan konuşuyoruz. Peki Ferit abicim, ablam hangi konuda haklıymış? Gömleğim çok güzelmiş, onu söylüyordu. Ne var? Ya yalan söylemeseniz de biliyorum ben. Bu köşte bizden bir şeyler gizleniyor. Ya Ceren, nereden çıkarıyorsun bunu? Yok öyle bir şey. Var abla, var. Zaten babamın da hareketleri bir değişti. Tamam, siz söylemiyorsunuz, ben de babama sorarım. Yürü Damla, yürü. Ferit, Ferit. İyi akşamlar baba. Meyve tabağı nerede Ceren? Çocuklar kapatın kitapları, yanıma gelin. Ne oluyor Ceren? Ben merak ediyorum babacığım, ne oluyor? Bir şey oluyor yok kızım. Ya baba, sen benim 17 senelik babamsın ya. Bir şeyler ters gittiği zaman anlarım ben. Var bir şey. Ayrıca Merve ile Timur da benim gibi düşünüyor. Evet Oğuz abi. Ne oldu Ceren böyle birdenbire? Ya Eda abla, birdenbire falan çıkmadı. Ya babam sürekli 7 kişilik bir aile olacağız deyip duruyor ama sürekli bizden bir şeyler saklıyor. Allah Allah, Allah Allah, tövbe tövbe. Ya sen çok ders çalışmaktan yorulmuşsun, ondan şey yapıyorsun. Ya baba yapma ya, Ferit abiyle ablam da biliyor kesin. Zaten bu köşte ne oluyorsa bir tek biz bilmiyoruz. Artık söyleyin lütfen, nedir bu bizden sakladığınız? Ceren'cim, sizden bir şey saklayan babanla Eda abla değildi. Damla ile biziz. Biliyordum ben. Hadi artık söyleyin isterseniz. Biz evlendik.